İkinci Sayfa programının kapatılması, şok edici olayların ardında ne var? Aramızda Kalmasın adlı programın beklenmeyen kapanışı, televizyon dünyasının karanlık yönlerini bir kez daha gözler önüne serdi. İlk başta İrem Derici'nin iddialarıyla gündeme gelen skandal, programın kapatılma nedeninin aslında ne olduğu konusunda pek çok soru işareti bıraktı. Ortaya çıkan gerçekler, izleyicileri hayrete düşürdü ve tepkilerin yükselmesine neden oldu. İddiaların ortaya çıkışı ve programın aniden kapanışı. İlk etapta İrem Derici'nin iddialarıyla sarsılan program, gerçek sebeplerin perde arkasında saklandığını ortaya koydu. İzleyicilerin bu gelişmelerden haberdar olmaması için alınan karar, seyircileri daha fazla meraklandırdı. Dilan Polat'ın fişi çekmesi ve arkasındaki hikaye. Müge ve Gülşen'in Dilan Polat'ı programdan çıkarmasının ardında yatan gerçekler, programın sonunu hazin bir şekilde getirdi. 18 yıllık arkadaşlığın sona ermesi ve programın içindeki gerilim, izleyicileri derin bir şaşkınlığa sürükledi. Muhammed Yakut ve ikinci sayfa programının aşırıya kaçması. Programın içeriğinin aşırıya kaçtığı ve Muhammed Yakut'un emir verdiği iddiaları, gündemi sarsarak programın kapanışına neden oldu. Bu olay, programın sınırlarının aşıldığını ve profesyonellikten uzaklaşıldığını gösteriyor. İrem Derici'nin iddiaları ve Mehmet Ali Erbil ile ilgili zenginleşme hakkındaki sorular, programın yapımcısı Acun Ilıcalı'yı zor durumda bıraktı. Acun Ilıcalı'nın açıklama yapmaktan kaçınması, izleyicilerde soru işaretleri bıraktı ve tepkileri artırdı. Gülşen'in Muhammed Yakut'tan bilgi aldığı ve arkadaşlar arasında yaşanan anlaşmazlığın programın sonunu getirdiği iddiaları, izleyicilerin gözünde programın içsel sorunlarını ortaya çıkardı. Ekranların en uzun soluklu magazin programı iki sayfadan şaşırtan bir karar geldi. 18 yıldır Müge Dağıstanlı Erdoğan ile ikinci. Sayfayı sunan Gülşen Yüksel Salt hem ekranlara veda ettiğini, hem de iki sayfanın bittiğini açıkladı. Son kez müge dağıstanlı ile TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Gülşen Yüksel, Yeni Yıl dilekleriyle birlikte konuyla ilgili açıklama yaptı. 2024 hepimize sağlık, mutluluk getirsin. Eksilmeden, çoğaldığınız bir yıl olsun. Yeni başlangıçlarla umut dolu olsun. 2024 E bizde yeni başlangıçlar, yeni projeler yeni heyecanlarla giriyoruz. İkinci sayfa ekranlara veda ederken, Kardeşim Müge Aramızda Kalmasın programı ile sabahlara damga vurmaya devam edecek. Burada beraber olmasak da biz zaten birlikteyiz. Dostluğumuz ölene kadar. Bunu her zaman da söylüyoruz. Bu ekranda kardeşimi sizlere emanet ediyorum. Hoşça kalın. 2024 yılında Aramızda Kalmasın programı ile ekranlara gelecek. Müge Dağstanlı'ya, deneyimli gazeteci, milliyet yazarı Ali Eyüboğlu eşlik edecek. İkinci Sayfa programının kapanması, televizyon dünyasının karanlık ve çalkantılı yanlarını bir kez daha ortaya koymaktadır. İzleyiciler, bu tür skandalların ardındaki gerçekleri öğrenmeye ve şeffaf bir iletişim beklemeye haklı olarak devam etmelidir.